Kırmızı giyinen bir erkek pek rastlanmaz diyebiliyorum Siyah simsiyah tarz giyiniş dünkü bilangoda vardı. Bir kadın dans ederken tanıştım. Bir içimlik suydu. Ya narin zarif ah o siyah elbise. E bu erkek. Bunun adı Berkmen abi. Erkek bu. Kırmızı brom kırmızı beni içiyorduk diyor. <laughs> bu nasıl bir şey? <laughs> Erkekler de var sitede. Efendim Botan. Olamaz kardeşim erkek sitede? Ama senin adı kızlar e soruyor. Eflatun gibi konuşma bize. Eflatun gibi konuşma kardeşim. Abi erkekler soruyor kısmındasın aşağı in. Ha. De bunda bir şey mi var? Siyah. Beyin yoksa kırmızının Kırmızı feriştanı giyse de karşısında. kurtarmaz. Resimdeki hatunlar çuvalla gelse ben yine gözümü alamam o yüzden elbise falan hikaye. Uzay grisi mi? Ha Hiçbir renk, ayrıca renkle ne alaka onu anlamadım. <laughs> Siyah, kırmızı. İlk buluşmada gel üstüme atla değil de normal giyinir. Kırmızı, mor, koyu renkler tercih edilebilir. Bu arada kırmızı bence biraz Ya şimdi ilk buluşma mesela kıp kırmızı bir elbiseyle gittiğimi düşünüyorum abi. Bence biraz şey gibi duruyor ya. Hani boğanın önüne çıkmış matador gibi oluyorsun. Bildiğin. Ama yani nasıl bir boğa bu biliyor musun? Hani o kadar nefret ediyor ki matadorlardan asla kaçırmıyor. <laughs> Kusura bakmayın ama forum ve bu tarz sitelerde yazı yazan kadınlar da 150 gram beyin Çok saçma konuşuyorlar. Genelde farcı tarzında olanları para kazanıyor. Hmm. Kırmızı mor koyu renkler tercih edilir. Kendinize olduğunuzdan farklı göstermeyin. kendinize alışverişe atmayın. Peki. Kız ne kadar güzelliğine ve kızın cilt rengine bağlı ama gene de sen kırmızıyı dene. O sana daha çok yakışır. Renkle ne alakası var onu anlayamadım. Kişi kendine yakışını sevdiği şeyi giysin rengin önemi yok. Herkesin bir rengi olduğunu düşünüyorum. Mesela benim rengim kesinlikle siyah. Abi bu arada Allah aşkına. Yani eee. Siyahın gitmediği herhangi bir insan var mı? Var. E yok, herkese var. siyah yakışır. Esmer'e de yakışır, sarışına da yakışır, var. kızıla da yakışır. Porşuna bir tek batağına yakışmaz yani. Orşuna Bir tek batağına yakışmıyor. Onun dışında herkese yakışıyor. Var abi siyah herkese yakışır ya. Saçma Biz sapan dekilerden. insan birbiriyle fikir alışverişi yapıyor. Aşırı anlamsız bir site. Bunlar da erkekler için olanı söylüyorlar. Renk değildi gayet şık bir takım elbise gözüme alamam almamam için alamamam için yeterli ki zaten kıyafetten çok yüze ve saçlara odaklanırım ben. Ya şimdi adam adam çuvalla gelse yüzüne mi odaklanacaksın? Neden yalan konuşuyorsunuz? Neden yalan? Adamın tabii ki de giydiği şey de önemli yani. Üff. Değil, düşünsene. Hadi düşünsene adam, adam çır adam, kafe, adam kafeye, adam kafeye çırılçıplak giriyor bak chat size söyleyeyim. Adam kafeye çırılçıplak giriyor. Özgüveni ya da kadın demek ya da kadın kafeye çırılçıplak giriyor. Özgüven. Neresine şey. bakacaksın iyi? <laughs> Saçları benim için çok önemli. Saçına <laughs> bakmalıyım, saçına bakmalıyım. Ben şaşırıyorum. <laughs> Floresan lambası gibi parladığınız renkler evet gözlerini alamaz. Ha <laughs> ha. Ay nasıl espriler, nasıl espriler bunlar. Nasıl güzel espriler bunlar. <laughs> Esmer'e de kırmızı giydirip göndermeyelim şimdi buluşmaya. E kırmızı yakışmıyor mu da? mi? Hiç bilmiyorum ki. Ya yeme bizi burada hadi. Oğlum ne yapacağım bir yere buluşmaya giderken yani şöyle bir şey var açıkçası. hadi konuşuyorsunuz bunları hadi bak konuşuyorum. Yok belki. yok ben ben mesela konuşmuyorum. Bu nasıl bir insan olduğuna çok alakalı. Benim çok umurumda değil yani ki. Mesela bunlar. Ben de ben de hiç şöyle bir şey olmadı bak. Ee, nasıl söyleyeyim? Ben hiçbir erkek arkadaşımla herhangi bir ortamdan tanışıp da buluşmadım. Yani ben direkt arkadaş oldum önce, daha sonrasında, arkadaşlıktan daha sonrasında bu sevgililiğe döndü. Hani hiçbir zaman birisine direkt böyle o habara habara diye dalmadım. Bunların hardcore yorumları da var. Acaba ne abi hardcore yorumlar? Ne? ne bu? Oy ver x per puan kazan. Oy vereyim mi pe? Takım elbise giymeye bayılan sevgiliye, al sevgiliye alınacak hangi gömlek onu çok seksi gösterir? Bedenin tüm hatlarını gözler önüne sevecek <laughs> slim fit gömlek, Yanına da bir tane nargile marpucu. <laughs> Odunculardan ekstra hoşlan ne, hoşlananlar içini kıpraştıracak sarı bir gömlek. Bir Ah bir de okey. Ombre saçlarının etkisini sevgilisinden de görmek isteyenlere üç renkli gömlek. Şey, nasıl oluyor? Üç renkli gömlek ne abi? Üç renkli gömlek nasıl oluyor? Nasıl oluyor bilmiyorum, bilmiyorum ben de ben sana soruyorum. Sen erkeksin. <gülüyor> <gülüyor> Sence cevap <ben> Bilmiyorsak <laughs> bu zenginlerle falan alakalı olur. Dayı sevginizi biraz daha tombik gösterecek çizgili gömlek. Resikten şaşmayanlar için lacivert gömlek. Oduncu gömleği ya. Oduncu gömleği giysin abi. Zara gömleği ne Allah aşkına Hüseyin. Cinsiyetim, yaşım. Yaşım. 18 yaşında. 18 kızım. <laughs> Bu ne abi ya? Ne bileyim. Çok saçma bir yere girdik biz ya. Abi <laughs> gördünüz mü? Bedeninin tüm atlarını gözler önüne serecek slim fit gömlek %62. <laughs> %62 Püüü. Ben sizi sırf şuradan bile bu steyi ağırlıkla köylü değil de o ne şey. diyeyim yok yok közcü de değil yani kadınlar için bir tabir bulmaya çalışıyorum. Varoş sevici abi. Közcü sevici varoş sevici. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah aşkına senin birkaç gömleğin şu an sana dar geliyordur. Bir giyip gel. ne olur. <laughs> 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 <Yip> gelmem bu arada. Abi çok kötü. Keko evet abi. kesinlikle abi. Keko <laughs> Ryan Kozling. <laughs> abi ve bu sitede e, hakikaten böyle hani biraz daha hani cool giyinişe önem vermeyen kadınların sayısı da yüzde on abi. Size o kadar %9. Diyorum. Hani %9 yüzde diyorum. Yüzde dokuz. Yüzde dört. Hiç kimse tombik gözüksün istemiyor. Allah'ım inanılmaz böyle anketler mi var bu sitede? E bu döküman ne bu dükkanlar? Testler vardı o zaman. Nerede? Geri, o da geri geldi. Sorular. O, o da olur. Bak sevgilinizin sağda var oy ver var. Hayır bu işte az önceki gibi. Anket o. Mont. O bildiğin anket ama bunlar az önceki gibi. Onlara mı bakalım? Ben sordukları sorulara çok merak, merak ediyorum. Birinden vazgeçip onu tamamen unutmak için ne, ne yapmak gerekiyor? Hadi bakayım ne yapmak gerekiyormuş? Birinden vazgeçip sıra çıkmak kolay mı? Ha tamam. Uzun zamandır birini karşılıksız seviyordum ama artık kendi yoluma bakmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Erkekler hiçbir şey demiyor. Abi Acıklı duruma bakar mısın? Hiç <laughs> cevap yok. Hiç cevap yok. Sordukları soruları en güzel Deep Turkish Web'de görürsün. Ha, bu daha yeni yazdığı için yok. Anladım abi. Ha, bak, bak bu düşürmeye çalışıyor abi. Bu bildiğin bu bildiğin buradan kendine ekmek çıkartmaya çalışıyor. Arkadaşlar buradan tanışıp real görüştüğünüz oldu mu? Ne kadar ileri gittiniz. Buradan düşüyor mu ya? Buradaki insanların cevapları çok rahatsız edici. Kafasız yorumlar çok var. Bir Turkish web mi? Abi bir şey söyleyeyim ben şu an %100 eminim. Ben şu anda Dip Turkish Web videosunu açsam içinde yani küfür kıyamet yorumlar vardır. Ne küfür kıyamet yorumlar hem de. Aa bu nasıl bir saçmalık ya. Allah'ım ya Rabbim. Kızlar selam nasılım? <gülüyor> <gülüyor> Yakıyorsun karşım, <laughs> <Böyle> karşım yakıyorsun <laughs> karşım. Size soruyorum ya, şuraya fotoğrafınızı atar mısınız abi? Nasılım diye. Atarım. Ve foto abi ve fotoğrafın atarım. ya. Atarım. düşüyorsa Hadi atarım. <laughs> Atarsınız Allah korusun. İnşallah bir gün atarsınız. İnşallah bir gün sizinle öyle bir dalga geçerim, öyle bir dalga geçerim ki. Ya saçma mı sen de Laylon foset. Laylon foset. Aynaya niye, niye bakmıyorsun? İçeride benim gözlemem vardı. Onu getirmek ister misin bana? Oo. Çok teşekkür Oo. ederim. Yayında herkesin canı çekecek. Çaresiz Aa. bir eziksem neden olmasın? O <laughs> <laughs> Gördün Mert hoş geldin. Biz de kızlar soruyor Ben uyanalı çok oldu bu arada Mert'cim. Günaydın. Sen Yiğitcan'a göndermen gereken bazı şeyleri gönderdin mi acaba? Sen kızlar, sen kızlar soruyor. Kalın okuyalım mı birlikte? Oğlum çok kötü. Lezbiyen fıstıklar sohbet edelim ne ya? Allah aşkına. SPK ne? SPK olmayanlarla tanışmak istiyorum. Bulabilir miyim? Mümkün müdür? Sapık. Ha sapık. <laughs> tanışırız artı bir. Artı bir danışırız. Bu şey herhalde Tinder'dan e, önce burayı kullanıyormuş insanlar. Sonra Tinder çıkmış. Ha, sitenin herhalde popülaritesi düşmüş. Hı? Bu ne abi? Kız arkadaşım olmuyor. Ha olmuyor. Tamam. Başka bir şey anladım. Özür <laughs> dilerim. Yok yok ben başka bir şey anladım. Siz boş verin. Bu yıkağa yorum gelmez mi? Bir <laughs> şunu <Şunları> açmak istiyorum. Ya. <laughs> Herkese cümleden hayırlı akşamlar. İyice yıkık oldum, yemin ederim. Yolda yürürken milletin dik dik bakmasından bir türlü kurtulamadım. Anlamıyorum, bu kadar mı çirkinim yahu? Hadi acıtasyon yememiş, acıtasyon Bu Burada bir ama. tane annecik şımvarnikli bir kız var. Seni görünce o aklıma geliyor. İkiniz de çok tatlısınız, sizi birbirinize yakıştırıyorum. Ooo o da şey yapıyor, diyor ki ikiniz de abazasınız diyor, birbirinizi söndürün diyor yani. <laughs> mantıklı sevdim. Rica ederim aynı bebek gibi tatlısın Bence çirkin değilsin ve şirinsin Sadece e, saçını biraz düzelt ve kıvırcığı belirginleştir Peki abi Aslında düzgün ama fotoğrafta saçımın önü sanki yukarı kaldırmışım gibi çıkıyor ben de anlamadım İyisin be Gelebilir bekle Ne gelebilirmiş lan Yıkık değilsin, yıkıkım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yıkıkım abi, yıkıkım yani. Kıvırcık belirginleştirici alıyor, değil mi abi çocuk? Ertesi gün. Saçların kalp ben. Anne çişim var ve çişimi yaptım anneme. Kalp. Muhteşem ikili. Sırt sırtsa. Oha şimdi fark ettim. Saçlarını düzelt kanka. İyisin yıkık be. Burayı olacakken bırak olmuşsun kanka. Üff. Abi zaten birbirine kanka diye hitap edilen bir platformun ne kadar yani düzgün olmasını bekleyebilirsin ki. Kanka. Evet kanka. Kankam. Aynen kanka. Düşsünüz marjiler tamam. Ya ben bu sitenin şeyiyim tamam mı? Ben onu yani. Hiç <laughs> yedek prom video saklar mısınız? Ron ne? Günümüzde ne kadar canlı sohbet setleri çıksa da bir o kadar da prans... Yani. Ha. <laughs> Allah belası vermesin ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de diyorsun <laughs> bak çocuk bile anlamadı görüyor musun? <laughs> Yavrum Batuhan bile anlamadı ya <gülüyor> kıyamam. <gülüyor> Drone olabilir mi acaba? Tam drone yazacakken. Yoksa şey mi oluyor? bu? Televizyon programlarını buradan mı seçiyorlar ki ya? O olabilir. Kızlar kadınlar seksiz bir evlilikte ne yaparsınız? Kocanı seksi sevmiyor diye. <laughs> Abi bunlar nasıl sorular ya? İlk de bir fotoğrafımı bu kadar çok beğeniyorum. Sizce nasıl? Abi Sıkar ya. Abi hoş bir kız mesela niye fotoğrafını buraya attı ki Insta acaba? İnstagram, link ya linç. Sen daha şimdi yemek yemedin mi? Bir buçuk iki Ama saat oldu. Ama sen de benim yediğim iki yudumda gözün ha. Aa, aa aa. Hem beni aç bırakıyor. Ben de çok beğendim. Büyün neye benziyorsun? Güzelmiş. Sevinçli bakın. Çok hoş. Evet güzel. Güzel çıkmış lan. Şöyle bir resmim olmadı. Çok güzel canım. Güzel. Şahane demirler olmasaydı. <laughs> keşke keşke bindiğim vapurun demiri olmasaydı aşağı düşseydin o kadar güzelsin. <laughs> Burada net fake değil mi bu? Ya ben bunu bir erkeğin yapmış olabileceğini düşünüyorum. Bence bir kadın bu platforma fotoğraf atmaz ya. At bence atmaz yani. Bana atmaz gibi geliyor. Forumda takılacak kadar seviyesiz ama forma fotoğrafına atmayacak kadar seviyeli mi? Ya ben atmayacağını düşünüyorum. Tamam sana ne diyorum bak. Belli ki Tinder'dan önce falan varsa bu site eğer. E, o zamanlar buradan yürüyormuş işler. Daha sonra Tinder çıkmış site popülaritesini kaybetmiş. T çıldıracağım onca gelini var onlar gitsin yalan mı? Babaannem geldi 8 gün kalacakmış. Hayır bildiğin bir dakika onu yazdığı gibi. Bir dihin sinir bozucu bir kadın depresyona girdim resmen. Sömestr tatilini ben annemle geçirmek istiyordum. O salak adına değil. Nasıl göndeririz o kadını? Başka gelenleri de bir dakika başka gelinleri de on onlarda kalsın. Hımm Peki. Bir kere derdini çok kötü atmış gerçekten. Aman sen atma siteyi kapatırlar. Ne diyorsun sen? Ben atarsam eğer site der ki wow der hayatımda bu kadar güzel bir insan görmedim. Ne yaptı bu kadın sana? Yazık ya çok yazık ne yapmış olursa olsun hak etmiyor bunu. Katılıyorum size değer bilmiyor ergenler. Maalesef inanın sağ olsalar da ayaklarını öperdim yanından ayırmazdım ki sağ kendi öyleydi. Ben yıkadım ben besledim kat kat helal olsun yine olsa yaparım. 83 yaşında vefat etti anneannem ama son nefesini bile benim kollarımda verdi. Şu gençlere biri değer vermeyi öğretsin. Sena ben 70 umarım 70 yaşında değilsindir yani ya da 70'li değilsindir. Hı -hı. Ee, sağlam duyar girmiş abi burada. Duyar kozu oynanmış ya. <laughs> evet evet bayağı duyar gaming. Evet. <laughs> son yaşadığınız ilişkiden çıkardığınız en büyük ders neydi? Kızlar sevgili olur muydunuz? Talip varsa çekinmesin please. <gülüyor> <gülüyor> Sinirlerim <laughs> <laughs> bozuldu. Ponçikçim hoş geldin bu arada. Aa yaş. Ben de buraya fotoğrafımı atmak <laughs> istiyorum. Tamam hadi olur muydunuz olmaz mıydınız? Ben Efe de buraya fotoğrafımı atmak istiyorum. Ne fotoğrafını atacaksın sen ben de? bir tane fotoğraf çekeceğim ve buraya atacağım. O? Kızlar eee böyle düşüyor mu yazacağım altına? Tamam. Ya at çok ciddiyim at. at. Atmazsan en adilsin ama bak. sensin <laughs> saat saat konuşma Atacağım dedi. Atacağım dedim Ne sa salak, salak konuşmadım ki. Link'e bak link'e kızlar soruyormuş Kenarda bak sonra uygunsa yayına ver bunlar en hafifleri bu sitede Uygunsa ne yapıyorlar oğlum yorumlarda nasıl uygunsuz olabilir ki? Ne? Bak bunlar senden <laughs> Abi bu ne? <laughs> Küfürsüz küfür söyler misiniz hazır mısınız? Ha şu anda Normal hayatında çok küfür etmek isteyip edemeyenler için bir çözüm bir çare kızlar soruyor sitesinden geliyor. Çok sevgili son feci çizer gönderdi. Bu arada çok çok teşekkür ederim abi desteğin için. <laughs> Ananın yataktaki çığlıklarının sebebi olayım. Dayının Mahmut Tunca eşliğinde halay başı yapıp aynı anda ebeni kutsal suya koyup kafasını sıvazlayayım. Wow. Kendime gelemedim. <laughs> Ananı avradını gelmişini, geleceğini, soyunu, sopunu, yedi cettini, çoluğunu, çocuğunu, karını, hamını, tüm sülalelerini, içtiğin suyu, attığın adımı, nefes alan ağzını, kulağın arkasını, elini, ayağını, etini, kemiğini, sabunla köpürdük, kese atayım. Vav çok yaratıcı. Sonsuz bir döngüye giriyorsun değil mi abi? Abi okuma bence yakışma diyorsun da rezindir. Küfür etmiyorum ki. Küfürsüz küfür. İşler güçlerden iyi araklanır. <laughs> Bu küfür Leyla ile Mecnun'un alıntıdır. Çöp poşeti, tuvalet terliği, kulpu kırık çaydanlık, delik çorap, çizik teflon tava, paslı çivi, bozuk duş musluğu, damacana. Ha 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 iyiymiş he. Ağlayan gülücük, ağlayan gülücük. Ananın yanına git. <laughs> Kırmızı yatağın yanında önümde nasıl diz çöktüğünü anlatsın. Ananın yanına git. Kırmızı yatağın yanında önünde nasıl diz çöktüğünü anlatsın. Seni sevmiyorum. Tipim değilsin. Sevişmek istemiyorum. Ama ben seni arkadaş olarak görüyorum ve sonuncusu ona göre bir saat dans edip sonra aa. <laughs> Öyle bir şey mi var? Abi. <laughs> Çok kötüymüş o. Gel buraya. Aşağı in. Sen orayı kapatacaksın diye ben sabahtan beri gerile gerile bir hal oldum yani. Tamam. Ama yok ya yani. Bu arada bu arkadaş yani. Abi kendini gizli üye yapıp neden fotoğrafını paylaşırsın ya? PT falsın <laughs> mantıklı. Bir dakika. Kızlar sevgili olur muydunuz? Hayır. Ben de senle olmazdım. Çok süslü. <laughs> Olurdum. Mesaj konuşalım. Aha çok basit oldu. Bu bir tuzaklı. <laughs> Abi. Öf. Öf. Evlenecek ve eğlenecek kız. Hala hamile olabilir miyim? Nasıl? Eylül'ün başında malum bir olay yaşadı. <laughs> malum malum bir olay. Eylül'ün başında malum bir olay yaşadım. Son atasında ertesi gün hapı kullandım ve bu olay olanı 5 ay falan olacak. 4 defa test yaptım. Hepsi negatif. Ve bir olaydan beri ilk ay düzensiz, sonrakiler düzenli olarak adetlerimi gördüm. Ama Regil'den 12 gün önce sürekli olarak göğüs ağrım, rengi sancısı gibi ağrılarım oluyor. Sebebi nedir? Soğuktan falan mı? Hala gebelik ihtimali olamaz değil mi? Bu arada ikti Bilgilendirirseniz sevinirim. Arkadaşlar ben hamileyim falan demiyorum. Ağrılarımın sebebini merak ediyorum. Eminim öyle bu arada. <laughs> Ömrüm boyunca ha hamile olma ihtimalim var. Her ay test yapmaya devam et. İhmal et. No. <laughs> çok ince görmüş bence. <laughs> Fark etmeden de olsa çok ince görmüş. <laughs> Aynen abi sürekli olarak kendini şey yapması gerekiyor. Beşe şey hamile olup olmadığını anlamadıysa umarım hiçbir zaman hamile kalmaz gerçekten. <laughs> bir de artesi gün hapı kullanma iki aya ağrıların geçer. Kullanalı dört ay oldu. Adet düzenini bozmuş. İlk iki ay bozuktu ama şu an düzenleme sürekli ağrım var. Dört ay daha kontrollerini yaptır ne olur ne olmaz. <laughs> Abi birisi direkt altına şey yazmış yok değilsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Hamile olma ihtimaliniz sıfır. Ağrılarımın sebebi ne olabilir peki? Detaylı olması için muay... Abi aynen yani. Ben şunu anlamıyorum. Millet neden şifayı internette arıyor? Abi defol git. Defol git doktora yani. Hamilesin. Değilsin. Şu ilişkiye girerken hı, sen de hamile kalmamak için ilaç, ilaç kullandım. Hayır. Kullandır partnerine. Tamam. Burada bayağı uzunca bir muhabbet mi var? Bu ne abi? <laughs> Korusana be kızım ya. Cahillik. <laughs> Lan üzerinden 5 ay geçmiş hala sorduğun soruya bak geri zekalı mısın sen? Regle olup hamile olan da olabiliyormuş ve dehşet ağrım oluyor. Mantıklı olmadığını ben de biliyorum. Bu size bir tecrübe olsun korunun. <laughs> Instagram'da anket çıkmıyor. Geri dönsün istiyorum döner mi? Bu arada harbiden çok acıktım kusura bakmayın lütfen canı çeken varsa da şu an yapabilecek hiçbir şeyim yok çok üzgünüm ama çok acıktım. Ekmek kur ekmek kardeşim. Hayır Lupin. Hayır senin kendi baban var. Hayır. Hayır ya. Şu an canı çeken oldu bu arada abi harbiden. <laughs> Omomu çok acıktım. Yavante ya sus Vakstez, sinirimi bozma benim. Afiyet olsun. Afet olsun. Batuu, Burak Baykal'a bizim, hem Burak Baykal'a hem de Mustafa diye bir e, takipçim daha var Instagram'dan. İkisine bizim bir kargo adresi vermemiz lazım. Ha. Çünkü bize bir hediye yollamak istiyorlar ve bunu haftalardır söylüyorlar, ben hep unutuyorum. Ha unutuyorsan senin problem. En yakındaki kargo adreslerinden beni bulacağız. Şey Eminim unutmazdım bu arada. Sana söyledim, sen bana hatırlatmadın. Yok bana söylemedin. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa. Neyse geçtim orayı. <laughs> orayı geçtim. <laughs> Mayıs'tan hoş geldin benim minik minik bebeğim Şehzade Selim annesini klap 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 diye büyük bir iştahla emerken. Anladım. <laughs> ben yemek sepeti kullanmıyorum ama çalışmıyorum o firmayla. Erkek çocuklarına neden var? Annecimsiniz yoksa babacım hangi elbiseyle düğüne gidebilirim? İkisi de aynı elbise değil mi abi bunların? Ha altta da varmış. E aynı. E bunlar aynı. Biri farklı işte. Abi rengi farklı bir tek. Klap klap yok cılp cılpmuş. Ben onu klap klap İnsan araya bir tane daha u koyar. Kesinlikle kırmızı. Tamam. Hangisiyle gitsin? Hayır, hayır, hayır. Tırnak yapıştırıyor. Hayır, hayır. Siyah elbise daha zarif ve şık. Hem güzelliğine, tenine, kadınsı duruşuna, fiziğine, endamına çok yakışıyor. Mavi çok yakışmış. Rica ederim. Siyahla git. Birincisinde memeler çok göze çarpıyor. <laughs> bu aç bu arada bak abi. Kalp vizit birinin aç bir çocuk. Ben size söyleyeyim yani. Hiç dikkat etmedim ya. Bikuin'in ordusu olup siteye üye olup saldırın bay hayır rezindir sakın ha. <laughs> Bikuin'de cringe kültürü bu arada güzelmiş poncuk ben bunu kullanırım. <laughs> en üstteki diyorum. Kim bu ben çok şekersin eyvallah. <laughs> Böyle bir sitede de eyvallah çekmezsin adama. Siyah spor yapmalısın. Düğüne spor elbiseyle mi gideceğim? Hayır normalde. Hiçbiri niye bedeni yansıtan elbise haram o yüzden Mavi ve kırmızı olanı kesinlikle giyme. Sebep pampa berbat. Görüşün için teşekkürler Hepsi yakışmış ama kırmızı ve krem daha güzel. Teşekkürler yorumun için. Rica ederim Siyah asildir 2 bence de siyah <laughs> Allah'ım hepsi birbirinden iğrenç yazmış birisi. <laughs> Siyah güzelmiş diğerleri geceliğe mi benziyor? Yani ben böyle bir gecelik hiç görmedim. Bilmiyorum gören var mı ben görmedim. Belki görmüş o. Yani mavisini şahsen ben de giymem. Koyu bir mavi olsa, lacivert olsa evet. Güzel. Ama bu videoyu izleyip ağlamayan var mı? Nasıl bir video ki acaba? Küçük bir çocuk konuşuyor şimdi bak. Allah herkese böyle merhametli çocuklar na nasip etsin. Çok merak ettim lan. Bakacağım ben bunu. Aşırı merak ettim. Bakalım ağlayacak mıyız? Ben sana para vermedim mi okula giderken kalem aldı. O, o ikinci kalem de sadece. Öbür e, arkadaşımın da kalem var. Benim niye sadece üç tane var? Ulan bir öğrencinin bir kurşun kalemi olur, bir kırmızı kalemi olur, bir de silgisi olur. Ne yaptın açlığımı? Ne yaptın açlığımı? Baba, bir lirası gittim meyve suyu aldım. Tamam. tane arkadaşım var baba. O annesinde, annesinden ve babasından hiç açlık istemiyor. Geliyor benim açlığıma sarıyor. Niye? Bir lira verdim ona yüzden iki lira kaldı. Sizin sınıfta mı? Evet. Niye veriyorsun? Baba ne yapayım? Bir kuruşu bile yok. Baba beslenmesi bile yok. Baş mı kalsın çocuğum? Gittim eve bir kere şey, suyu almış. Güzel oğlum. İyi yapmışsın. başarı. Ama her gün verme. Baba. Her gün verme ne ya? Hiçbir şey vermiyor ki çocuğa. Sadece çantası var, eşyaları var, suluğu. Sulu bile yok baba o çocuğun. Ve ee, anne şişesi var. Sen yardım mı ediyorsun ona? Baba Aç mı bırakayım çocuğu? Heh, aç mı kaldım? Tabii ki e Aç ver. bırakma oğlum. Ama her gün her gün verirsen alışır bu sefer. Her gün gelir senden para ister. Baba ben söyledim artık annesinden beslenme isteyecek. Niye vermiyormuş annesi beslenme? Bilmiyorum sen istemiyor baba. <laughs> Diğer çocuk otlak çok. Yardımlaşmak güzel, paylaşmak güzel bir şey ama eğer her gün her gün yapıyorsa bu başka bir şeydir. Baba her gün her gün yapmıyor. Belki ben durumları ben yok. Yemiyor, bazen istiyor baba. Bazen istemiyor, bazen istiyor baba. Tamam, tamam şah. Abi ben bittim ama bugün ya. Bacaklarımı paramparça itti <laughs> yani hayvan. Ne bileyim benim ağlayasım gelmedi yani güzel bir şey. Yaptığı şey güzel bir şey. Yok hayır abi tırnaklarını yapıştırıyor bana. Ha niye ağlayayım yani ağlamadım açıkçası. Kıkırdağımı deldirdim. Dün kıkırdağımı deldirdim. Bugün küpeyi değiştirmek için çıkardım. Ayırım ama geri takamıyorum. Çok acıyor nasıl takacağım ben bunu <laughs> salak insan takamayacaksın. Çünkü bir gün sonra değiştirilmez o. Ki bu arada giste karşılaştıramayız abi. Çünkü bunun benim bacaklarıma garezi var. Öf, çocuk şunu Twitch'te yapsa bu arada. Duyar kasma. insanların üstünden duyar kasma. Uydurma. Diyor <laughs> herkes coşuyor bir yandan. Size 3 lira göndermiş. Bilgili değilseniz sevişmeyin kardeşim demiş. Az önceki için değil mi abi? Çok çok teşekkür ediyorum desteği için. Sağ ol eyvallah. A burası kızlar soruyor olmamış artık yani buraya artık insanlar soruyor yapsınlar direkt çünkü baksana GS bayi transfer edecek diyenler ne halde? ATV izler misin? Merhaba kızlar bir telefon var karnım rahatsız edecek derecede sert sırt ağrılarım var ağrı kesici iğne yaptırdım ama ağrı geçmiyor. La doktora gidin doktora lanet olsun. Lanet olsun. Bunu akla demeyecek ne var ya? Doktora git. Doktora git. Sevgili masker bir bakar mısınız? <laughs> hayır hayır öyle bir şey değil. Sürekli kavga ediyorum benimle ilgilenmiyor. Aramızda özel şeyler vardı artık onlar da kalmadı ne yapmam lazım? Ya arkadaş ben bir haftadır duş alamıyorum. O Ben geceleri göreve gidiyorum. Kendimle zor ilgileniyorum. Müsait oldukça yazıyorum. Biraz ilgi istiyorsan ayrıl anlayan bulunur beni. Gündüz 4 gece 2 saat nöbete gidiyorum. Sence nasıl ilgileneyim? Sevgilisi altına yorum atmış herhalde. Ayrılacaksan ayrıl diyorduk. Anlamıyorum diyorsun. Ne istiyorsun benden anlamıyorum. Ben de ben bir dakika bence yalan konuşuyorsun Aslan ayrılmıyorum ayrılmak ist bir dakika ayrılmıyorum ayrılmak istiyorsan yol kapı orada bir tanem kendin de ayrılamıyorsun ben çike çekiyorum anam gibiliyor susar mısın onlar gibi okuyorum anam gibiliyor sen ne diyorsun ne gibi yalan dostum anlat bilelim. Oraya seninle fingir demeye gitmedi. Sana vakit ayıramaz. Askerde ama biraz attığın al. Hem askerde nasıl ilgilensin seninle ya? Adam askerdeyken nasıl ilgilensin ya? Hepimiz ilginin kölesi olmuşsunuz ya. Askerde bir sürü kız düşür... Bir dakika düşürmüştür. Sana mı kalır sanki? <laughs> Aranızdaki ilişkiyi bozan sevgilindir askerdeyken bulmuştur aptal takma kafana <laughs> Askerde geçen bir günden haberiniz olsa keşke. Patates soymaktan parmaklarınız aşınıyor tabii. Uuu. İsrail'deki gibi kadınlara da zorunlu at at askerlik yaptırasın var böyle tipleri görünce. En rahat askerlik bile yukarıdaki tutumu hak etmeyecek kadar zordur. Daha ağır şartları olanlardan bahsetmiyorum bile. Çocuk orada neyin derdinde? Sen neyin tribindesin? Ya kaçıncı kez soruyorsun soruyor. Askerde zor bir işler. Alttan al oradaki psikolojisi bozulmuştur. İdare et. Ah ah Batuhan da gidecek 21 gün. <laughs> 21 gün gidecek, 21 ay konuşacak. Allah korusun ya 6 ay gitseydi? O zaman 6 yıl konuşacaktı abi. <laughs> 21 gün geçmez de şimdi ne yapacaksın abi bitmez de. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim abi. 21 gün Allah kolaylık versin dediniz. Çok sağ olun vallahi. Yeter. Tamam. Buradan yeteri kadar eğlendiğimizi düşünüyorum. Oo, tam kapatırken bir tane başlık gördüm. Eski sevgilim aradı. Sevgilisi varken. Hiçbirisinin sevgilisi varken aradın mı bir kız arkadaşını? Eski kızın bir kız arkadaşı. Varken. Evet, kızın sevgilisi varken. Sevgilisi. Ha var pardon, pardon. Pardon. Senin sevgilin varken bir başka kızı aradın mı hiç? Telefon Hı hı. Aradın. Ya da mesaj attın mı? Uuu. Kaç kere peki? Top 50'den. Kaçtır mesela? Kim ya şu an? Al uyduruktan bir sayı yani sadece. 2-3. Tamam 53'ün üstü o zaman. Sizin var mı öyle bir durumunuz? Mesela ben hiç öyle bir durumda... Sevgilim varken kimseye mesaj atmadım. Ya ne var ne var ne var. Ne var lanet olsun ne var ha. Beni sniper yapıp sıkayım mı şimdi? ta 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 ta